Enflasyon bu kadar arttıysa, hayat bu kadar pahalandıysa, bu Sayın Erdoğan'ın bizzat ev yapımı, el yapımı oluşturduğu ekonomik krizin bir sonucudur. Başka bir şey değildir. Yıllarca yanlış talimatlarla bu ülkenin kurumlarını yönetti. Merkez Bankası gibi, TÜİK gibi kurumların bağımsızlığını yok etti. Ve bu kurumlar bağımsız çalışmayınca, yanlış talimatlar altında yanlış işler yapınca da ekonomimiz maalesef bu duruma düştü. Şimdi bu grafikleri bilmiyorum rejide var mıdır yok mudur ama. Şimdi seçimden bakın, sonra ne oldu ekonomi? Seçimden, mesela ben şöyle seçimden bir bakıyorum önce, da efendim. Her şey önce, pahalanmaya başladı. Seçimden önce neydi? Seçimden sonra neydi? Bakın şu o 58 no'lu grafik bilmiyorum arkadaşlar şey yapabilir mi? Ya da ben buradan size da gösterebilirim. Size var mı arkadaşlar bu grafikler? Olabilir belki. Daha yeni atmışlar şimdi gelincesin. O, evet. Bakın seçime kadar ne oluyor? Seçime kadar dolar kurunu 20 lirada tutuyorlar. Evet. Bakın kuru düşük gösteriyorlar. Seçimden hemen sonra da kur patlıyor, 27 lira 45 kuruş oluyor. Ve bunu nasıl tutuyorlar? Merkez Bankası'ndan harıl harıl döviz satarak tutuyorlar. Hatırlarsanız sizinle yaptığımız bir programda. Evet, ilk defa orada söylemiştiniz. 128 milyar dolar meselesini ilk ben gündeme getirdim. Cayır cayır yaktılar dediniz. Cayır cayır. Ondan sonra... Türkiye şok olmuştu orada. Evet. Sonra o 128 milyar dolar bir yıl belki gündeme oldu. Şu an itibariyle bu 128 milyar doların üzerine 226 milyar dolar daha eklenmiş durumda biliyor musunuz? Bir dakika. Toplam 128 mı? Milyar doların üzerine 256 milyar dolar daha mı? 226 daha eklendi. Sonuçta toplam rakam 354 milyara çıktı İsmail Bey. Şu anda devam ediyorum efendim. Seçimlerden sonra maalesef yeni Merkez Bankası Başkanı ve yeni bakanlar göreve başladıktan sonraki rakamda 40 milyar dolar. 40 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın dövizini gizli saklı şeffaf olmayan yöntemlerle arka kapıdan sattılar. Devam ediyorlar. Satmaya da devam ediyorlar. Ama ne diyorlar? Biz kura müdahale için yapmıyoruz. Ne için yapıyorsunuz? İşte kur korumalı mevduat hesaplarından dönüş oluyor. Onun için bankalara veriyoruz. Biliyorlar ki kur korumalı mevduattan dönüşte döviz talebi olacak. Döviz talebi olunca kur yine patlayacak. Kur patlamasın diye bankalara döviz satıyorlar. O zaman bir saniye. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Bunu seçimden önce Hazine ile Merkez Bankası arasındaki bir protokol eliyle yapıyorlardı. Bir dakika. Şimdi bankalar... Arkadaşlar rica edeceğim. Bakın 128 milyardan sonra onu da yazar mısınız? Sayın Bakan'ın söylediği şey şu, 226 milyar dolar daha yakmışlar. Evet. Yani sizin tabiriniz değil mi bu? Evet, evet. Sonra 40 milyar dolar daha. Yok, bu 226 içerisinde 40 var. O da. 40 da seçimden sonra mı? 40'ı, bu 226'nın 186'sı seçim öncesi, 40'ı seçim sonrası. Yani Merkez Bankası resmi bir açıklama yapmadan 40 milyar dolar daha dövizi arka kapıdan sattı. Biz de diyoruz ki, bakın toplam rakam 354 milyar. Ne zamandan başladı? Damat döneminden başladı. Ocak 2019. Bugüne kadar rakam çıkmış 354 milyar dolar. Ya Ali Babacan ekonominin başındayken, pırıl pırıl tertemiz kadrolar ekonomi yönetirken, 2002'den 2015'e kadar tam 13 yıl boyunca satılan döviz miktarı 8 milyar dolar. 8 milyar dolar. Bunun hepsi şeffaf bakın. 13 yılın toplamında 8 milyar dolar döviz satılmış. Hepsi şeffaf. Merkez Bankası'nın web sitesine girin bakın. Tarih tarih yazılı. Hangi gün ne kadar sattıkları. Fakat 2019'dan bugüne kadar sattıkları 354 milyar doların hiçbir izini göremiyorsunuz. Ancak başka tablolardan, başka açıklamalardan, şuradan buradan toparlayıp rakamı kendiniz üretmek zorunda kalıyorsunuz. Sayın Babacan, bunu şeffaf olmayan yöntemle yapılıyor. İlk günden itibaren yakma diyorsunuz. Şimdi evet. Bu neden cayır cayır yakma? Niye yakma biliyorsunuz? Buna? Normalde dövizi niye satarsınız? Dövizi. Döviz kurunu belli bir noktada tutmak ve bunu yaparken de eş zamanlı olarak da enflasyonu düşürmek için yaparsınız. Ya da aşırı dalgalanmalarda müdahale için yaparsınız. Tamam. Niye yaktılar? Çünkü hem bugün itibariyle yine bir başka rakam daha vereyim. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu eksi 65 milyar dolar. Bakın merkez bankacılığı şeffaflıktır. Merkez Bankası rezervimiz yükseldi diyor değil mi? Evet. Hanımefendi. Evet. Peki net döviz pozisyonundan niye bahsetmiyor? Ne demek bu net döviz pozisyonu? Çünkü Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi ama Merkez Bankası'nın swap borçları da yükseldi. 79 milyar dolar şu anda Merkez Bankası'nın swaptan kaynaklanan borcu var. Ve net döviz pozisyonu eksi 65 milyar dolar da şu anda. Ha. Yani diyor ki benim param çoğaldı diyor. İyi de çoğalan para borç. Bir yerlerden borç aldın para ben yani. Ben bunu bir keresinde size anlayalım diye çıkrıkçılar yokuşu esnafı olarak sormuştum. Şöyle demiştim. Efendim ben cebindeki para çıkrıkçılar yokuşunda ben tamam. Esnafım. Benim kasamı açtığım zaman orada evet. Oradan anlatır mısınız? Orada şu var ama aslında aynen. Bu kadar da senedim var borcum. Evet. Değil mi? Öyle mi? Bakın 22 Eylül itibariyle Merkez Bankası'nın kendi açıkladığı verilerden bizim
zor zoruna toparlayıp bulduğumuz rakamlar bunlar. Eğer farklıysa çıksın açıklasınlar. Desinler ki yok bu rakam yanlış desinler. Merkez Bankası'nın brüt rezervi 126 milyar dolar görünüyor. Kasayı açıyorsun. Yani kasada 126 milyar dolar var. Görünüyor evet. Ama aynı Merkez Bankası'nın borç defterinde tam 191 milyar dolar var. Çıkardığım zaman ikisini. 65 milyar dolar ekside. Zarar. Borç yani. Ekside Merkez Bankası. Şimdi param var. Parayı arttık diye övünüyorlar da nasıl borç aldığı paralarla. Ve bu swap anlaşmalarının çoğu şeffaf anlaşmalar değil. Şimdi gidiyorlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne, gidiyorlar Suudi Arabistan'a, gidiyorlar şuraya buraya borç para istiyorlar değil mi? Bu borç anlaşmaları hangi şartlarda yapılıyor bilmiyoruz. Faiz nedir bilmiyoruz. Teminat veriliyor mu bilmiyoruz. Üstelik devletin bilançosunda görünmeyen başka borçların da olduğunu biz tahmin ediyoruz. Mesela meşhur bir BOTAŞ'ın biliyorsunuz evet. Rusya'ya olan doğalgaz erteleme talebi vardı. 20 milyar dolar. Dedikleri ertelendi dediler. Şimdi ama bilmiyoruz. Net bir açıklama yok. Ama piyasa tahmini böyle 20 ila 25 milyar dolar arasında şu anda BOTAŞ Rusya'ya borç takmış durumda. Düşünebiliyor musunuz? Bu hiçbir yerde görünmüyor. Bakın şimdi, hazinenin borcunun içinde görünmüyor. Merkez Bankası'nda görünmüyor. Sadece doğalgaz ithal eden ve dağıtan devlet şirketinin ödeyemediği, biriktirdiği borç rakamı. Ha desin ki BOTAŞ çıksın, yok bizim Rusya'ya bir kuruş borcumuz yok desin. Yoksa. Yok varsa da. İbrahim Kalın'ın açıklaması var efendim. Sözcüydü o tarihte. Hani ötelendi falan kabul etmiyorlar da daha. Ama yalanlamıyorlar, doğrulamıyorlar ama bunun görüşüldüğünü söylediği bir ses var o zaman. Görüşüldüğü açıklandı. Açıklandı. Ama ötelendi mi ötelenmedi mi açıklanmadı. Ama dönüp dolaşan dedikodular 20 ila 25 milyar dolar arasındaki borcun biriktiği. Yani Sayın Babacan. Yani halktan topluyorlar ya doğalgaz parasını. Bu tartışmayı Türkiye'nin Rusya'ya gündemine ödeyemiyorlar yani. Siz getirdiniz. Bugünkü sabah gazetesinde Salih Tuna diyor ki bu biliyorsunuz Berat Albayrak'la ilgili bir konu. Yani 128 milyar tabii dolar. Tabii ilk 10 döneminde başladı. O da diyor ki işte İlhan Kesici bunu söylemiş, o demiş, bu demiş falan. Sonra davalık olmuş bu konu. Çok detaya da girmeyeceğim. Salih Tuna hepsini yazmış. Berat Albayrak para kazanmış buradan. Hani tazminat kazanmış filan. Sonra lafı şuraya getiriyor Salih Tuna arkadaşımız. Merkez Bankası Başkanı'nın mecliste yaptığı bir konuşma üzerinden 128 milyar dolar meselesinin sizin iddia ettiğiniz gibi olmadığını söylüyor. Efendim Merkez Bankası Başkanı ne dedi mecliste? Şimdi bizim arkadaşlarımız gittiler. Mecliste takip ettiler. Soru cevapla da katıldılar. Şimdi bizim takip ettiğimiz kadarıyla denen şu. Yani bunlar kayıtlı. Tamam. Biz zaten kayıtsız demedik. Devletin parasını herhalde alıp da kasadan kamyonlara yükleyip götürecek halleri de yok. O kadar da bedava değil bu iş. O kadar da ucuz değil. Ama şeffaf değil diyoruz. Açıklamıyorlar diyoruz. Ya madem kayıtlı diyoruz, o kaydı açıklayıveren ele öğrensin millet. Mesela bugün dolar 27,5 liraysa evet, İsmail Bey. Evet. Benim vatandaş olarak şunu bilmek hakkım. Acaba piyasada kendi dengesiyle bu 27,5'ta duruyor mu? Yoksa acaba bugün Merkez Bankası 3 milyar dolar piyasaya para sürdü? Ancak öyle mi bu 27,5'ta evet, tutunabiliyor? Bunu bilmek benim vatandaş olarak hakkım. Bunu bilenler var, bilmeyenler var. Bunu bilenler bu bilgi üzerinden kendilerine nema sağlayabilirler. Kendilerine özel menfaat sağlayabilirler. Şeffaflık bunun için lazım. Yoksa benim dönemimde tam 13 yılda topu topu 8 milyar doları Merkez Bankası satıyor. 13 yılın toplamda 8 milyar. 354 milyar satıyorlar 2019'dan bu yana. Ve karanlık. Bizim 8 milyar dolar şeffaf, onların 354 milyar doları karanlık. Desin ki Merkez Bankası, ben 1 Ocak 2019'dan bu yana şu tarihte şu kadarlık piyasaya döviz verdim. Artık bunu hazine üzerinden mi verdi, kamu bankaları üzerinden mi verdi? Nereden verirse versin ama Merkez Bankası'nın piyasaya döviz vermek zorunda kalması herkesin bilmesi gereken bir bilgidir. Böyle defterlerde gizli kalamaz. Ben demiştim ki seçimi kazansaydık zaten açıp bakacağız o defterleri. Ortaya koyacağız. Herkes öğrenecek demiştim. Rasyonelite, bakın yeni ekonomi yönetimindeki arkadaşlara sesleniyorum. 4 ay bitti. Evet. Rasyonelite demek aynı zamanda şeffaflık demek. Aynı zamanda hesap verebilirlik demek. Rasyonelite demek kendinden önceki dönemin kusurlarını örtmeye çalışmak demek değil. Eğer siz güven oluşturmak istiyorsanız açık ve şeffaf olmak zorundasınız. Niye gizliyorsunuz? Kimin malını kimden gizliyorsunuz yani? Açıkça söyleyin efendim, deyin ki işte biz bulmuşuz bakın seçimden başkanını bu yana yeni ekip geldikten bu yana 40 milyar dolar daha Merkez Bankası arka yollardan, bakın kayıt dışı demiyorum ama arka yollardan ve açıklanmayan şekilde, gizli şekilde piyasaya döviz ver diyorum. Desinler ki hayır o rakam yanlış, doğru rakam şudur. Çıkıp söylesinler. Söyleyemezler. Çünkü eski dönemin yanlışlarını kapatacağız diye
yeni dönemde yaptıklarıyla ilgili de gittikçe bir bataklığın içindeler şimdi. Gittikçe bataklık bunları içine doğru çekiyor. Ya şeffaf olacaklar, dosdoğru olacaklar. Artık biz yeni bir dönemdeyiz. Biz kusura bakmayın bürokratız ve temiz çalışmak zorundayız deyip şeffaf olacaklar. Ya da bu şeffaf olmayan karanlık bataklığı bunları gittikçe içine doğru çekecek. Ben iyi niyetle bu arkadaşları uyarıyorum. Yoksa sadece olan kendi kredibiliteleri olmayacak. Olan memlekete olacak. 3-5 kişinin daha kreditesi erozyona uğramış gitmiş. Ne olacak? 85 milyonluk Türkiye. Mesele sadece kendi kredileri değil. Mesele aynı zamanda bu ülkenin ekonomisi, bu ülkenin emeklisi, işçisi. Ya inanın o kadar üzülüyorum ki bakın. Şimdi hani benzin şu önemli efendim. Benzin 1,5 lira düşüyor değil mi bugün?